ممتاز خیرات نه؟ اکساب خیرات نه؟ اکساب خیرات نه؟ همه سواله تا خود کدوی ترکی تیکل میکن؟ دیچه ها خوازه؟ تو خوازه فرانسی جی؟ براسی واده، همه تا ترکی هم کدوی؟ Şimdi sizin Türkçedeki ilk çalışmanız değil mi? Evet, ilk çalışmalarınız daha çok Fransızca olarak yayınlandı. Evet. Türkiye'de ilk çalışma ve çok kapsamlı bir çalışma. Aslında tabii bunun orijinali daha genişti. Biz krizi de göz önünde bulundurarak biraz kısmak istedik. Aslında son anda pişman olduk ama biraz zaman geçmişti. Keşke o diğer belgeleri de katsaydık ama zaten bu çalışma devam edecek. Daha tabii, herhalde var ya. 2-3 tematik şeyler, arşivde çok ciddi belgeler var sanki. Bu arada şeyi de söyleyeyim, moderatörlüğü Abdullah Kran yapacaktı ama bir konferanstan dolayı gelemedi. O yüzden mecburiyetten ben yapıyorum. Siz Bingöl doğumlusunuz. 30 küsur yıl önce buradan siyasi nedenlerle mi şeyim yoksa genel bir yurt dışına, Avrupa'ya, Fransa'ya yerleştiniz. Orada akademik kariyerinizi yaptınız. Şu ana kadar bir herhalde 7-8 civarında çalışmanız Fransızca olarak yayınlandı. Bu ilk Türkçe çeviri. Umarım bu kitap yeni çıktı. Evet, bu da yeni çıktı. Bu da tarih. 2 ay önce. Evet. Bunları da umarım ileride Kürtçe ve Türkçe olarak görebileceğiz. Şimdi laf fazla uzatmadan sözü size vereceğim. Genel olarak bu Fransız belgelerinden bize bahsedebilir misiniz? Yani Fransız arşivciliği nasıldır, ne durumdadır, bu Kürtlerle ilgili olan belgeler ilginizi nasıl çekti, nasıl bir çalışma yaptınız bunlar üzerinde bize söz ederseniz. Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce size, Abbas'ta yayına çok teşekkür ederim. Türk diline güzel belgeli kitaplar kazandırdığımız için. Siz yine de yararlıyoruz ya. Siz böyle çalışırsanız biz de şey evet. Şimdi bu Fransız bu belgelerde Kürtler yüzüsüz Fransız gizli belgelerde Kürtler bir kitabını 2016 yılının sonlarında Fransa'nın Nantes şehrine gittik arkadaşlarımla, bir arkadaşımla beraber. O kitabı Fransa beraber, Didier Lussault'la beraber Fransa Nantes şehrine gittik. Öğrencileri götürdük. Orada öğrenciler bu kütüphanede araştırmacılar ve öğrenciler kabul ediliyor. Oradaki belgeleri araştırmak için. Yani tabii yalnızca Kürtler için yok. Orta Doğu'da bütün devletler için belgeler var. Biz aslında öğrencilerle beraber gitmiştik. Bundan faydalanarak bir de ben dedim şeyden bir Kürtler için bakayım bir şey var mı falan diye. Bir gün ikinci gün oraya gittiğimde baktım bana bir dosya getirdiler. Çünkü oradaki memurlar kütüphaneye gittiğimiz zaman yardımcı oluyorlar. Onlar da istediğimiz belgeleri falan. Hem bir dosya getirdiler, dosyayı açtım falan. Böyle ilk gördüğüm belgede şaşırdım yani ben. Çünkü böyle bir baktım bir şey belgelerde orijinal belgeler, bazıları daktilografiyle yazılmış, bazıları el kalemle yazılmış yani el yazısıyla yazılmış. Baktım şeylerin imzaları var. Mesela Alişer'in imzası var mektubun arkasında. Şey saydığım var. Ondan sonra birçok Kürt aşiretinin imzaları var belgelerin üzerinde. Şaşırdım ben böyle aniden kendime konuşmuştum ya dedim bu ne falan hani şey gibi bu Arşimet demiş ya buldum falan gibi. O arkadaşım da yanımdaydı neyi buldun falan dedim. Vallahi dedim bak gel bir bak dedim. Bu arkadaş da Kürtleri tanıyor aslında çünkü daha önce onunla beraber bir çalışmamız oldu 2005 yılında. O da gördü ikimiz şaşırdı falan ne yapalım dedik. Biz dedik biz hemen o geldiğimiz konuyu bırakıp bununla şey yapalım. Çünkü oraya gittiğimiz zaman böyle not almıyoruz. Not alma zamanı yok yani resim çekiyoruz fotoğraflarla beraber hemen kalktık böyle şey yapıp resimleri çektik. Yüzlerce, binlerce resim çünkü belge sayısı çoktu. Ondan sonra o belgeleri, resimleri getirdik böyle inceledik tekrar baktık hangisini çünkü hepsini bir kitap yaparsak şöyle bir kitap ortaya çıkar.
Onun için buna elemesini yaptık. Hangisini kitaba koyalım, hangisini koymayalım. Epey zaman alan, yani biraz meşguliyet isteyen bir şey. Ondan sonra daktilografi yapmak lazım. Daktilografi'den sonra da yazıya geçiyor. Yazıya geçince Fransız bürokrasisi bizimkinden çok farklıdır. Bu arkadaş da Fransız olduğu için çok dikkat ediyor. Virgülüne, noktasına, kaç tane paragraf var. Yani diyor ki yazar kitabı okuduğu zaman, bu kitabı okuduğu zaman ne kadar diyor, o anı hissetsin. O yazılan belgeler, mesela 100 sene önce yazılan belgeyi, diyor ne, yanlışlık nerede yapılmış, hangi kelime eksik falan, yani oraya kadar dikkat ediyor. Onun için bir şey, çalışma oldu, yani aşağı yukarı 2 sene, 2,5 sene falan sürdü. İşte Fransa'da çok ilgi gören bir kitap. Hakikaten biz de çok bundan memnun olduk yani arkadaşlarla beraber de işte sizin de sayenizde bu Türkçe'de yayınlandı. Şimdi bu belgeler aslında dediğim şöyle bir bu belgelerin yayılmasında bugünü göz önünde bulundurduğum zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani 100 yıl önce, 50 yıl önceki Kürtler ve bugünkü Kürtleri karşılaştırıyor. Çünkü onlar Kürtlerden konuşuyorlar. Yanılmıyorsam yaklaşık 10-15 sene önce Fransa'da bir kitapçılara, eski kitapçılara dolaşınca bir şey gördüm. Bir gazete. Gazetede Kürtler yazıyordu. İlk sayfasında Kürtler yazıyordu. Baktım, ilk kez baktım. Bir de bir Kürt'ün, bir Kürt hamalının resmi var. Küfe şeyde. Baktım ne yazıyorlar falan diye. Yazı yok. Kürtler yazmış, bir yazı koymuş. Yani Avrupa'daki, Fransa'daki Kürt imajı bu bana göre. Bu. Bu yani Kürtleri Avrupa, Fransızlar bir hamal olarak veyahut da sıradan bir şey. O zaman öyle görüyorlarmış. Ondan sonra tabii bu, ben bunu görünce aklıma bir şey geldi. Daha önce burada duyduğum bir olay, bir olay dediğim bir kişi anlatmıştı. Bizim Kürtlerden birisi ya İstanbul ya İzmir'de bir manav dükkanı açmış, manavcılık yapıyor. İki tane bayan geliyor, tezgah bakıyorlar böyle bir şeyler almak için falan. Tabii Türkçe konuşuyor bayanlar, bunların Kürt olduğunu biliyor. Bizim manavcı diyor, siz nereden Kürtsünüz, hangi şehirdesiniz falan diyor. Biz diyor, biz Kürt değiliz, biz dairede oturuyoruz. Şimdi o zaman hakikaten de birazcık şey vardı, mesela 1970'lere kadar siz biliyorsunuz. Burada bizim Kürtler şeyde yani böyle ne bileyim gelip çalışıyorlardı, çok küfercilik yapıyorlardı, taşmacılık yapıyorlardı. Bodrum katlarda kalıyorlardı falan. Yani o zamanı bu belgeyi, belgeleri baktıktan sonra bugünden karşılaştığımız zaman çok bütün mesela bütün bir bir müthiş bir gelişme var Kürtler'de. Bilhassa Fransa'da, tabii burayı siz daha iyi biliyorsunuz. Mesela Fransa'da dilenci Kürt'ü bulamazsınız. Dilenen Kürt yok. Herkes çalışıyor, herkes parasını kazanıyor. Çok okuyan var, çok bilgili, çok kültürlü, geniş bir şey var böyle, bir ne diyorlar, geniş bir, büyük bir gelişme var diyebilirim. Yine burada bir, o belgeye bakınca şöyle bir şey aklıma geliyor. Mesela Kürtlüğü, Kürtçe konuşanla siyantifiği birlikte gitmediğini inanmış, gitmeyeceğine inanmış Kürtler de çok vardı, varmış. Hatta mesela doktora gider, bütün Kürtler doktora gidiyor ya, bir doktor, Kürt doktoru belgelerden alıyoruz. Doktora gittiği zaman, doktor Kürtçe konuştuğu zaman bu nasıl doktor olur? Olur mu böyle şey doktor? Yani böyle inandırılmışlar Kürtler bu belgelerden. Şimdiki durumda mesela biz Kürtler dünyada her konuda başarılı olmuş ve kanona konusunda bilgi sahibi olan, yani hiç şüphe gerektirmeyecek şekilde büyük gelişmeler var. Yani bu belgelerle bugün karşılaştırdığımız zaman.
Doğru, yine bugünden o belgelerin 1984'ten 1945'e kadar yani 1874'ten öncesine ait bir belge var mı? İşte ben bulamadım onu. Herhalde belki İTA üstüne de düşemedik falan. Çok dediğim gibi şey var. Ben işte o zamandan beri farklı. Ondan sonra öncesini görmedim. Belki Kürt lafı geçmiyor orada o zaman. Ben 1874'ten itibaren gördüm bunları. Şimdi belgeye baktığımız zaman bakıyoruz ki Avrupa'da yani principalement Fransa'da Kürt diasporası yok. Güçlü değil. Kürt liderler. Mesela oraya iltica edenler. Veyahut da Suriye daha çok, Suriye, Irak'a iltica eden Kürtler oldukça zayıf, fakir. Hatta Osman Sabri mesela ki Suriye'ye iltica etmişti. Bir yazısında diyor ki ben diyor birkaç gün yemek, ekmek yiyememiş. Cebinde para yok. Fransız temsilcisine gidiyor. Ben işte ben ilticayım, ilticamı kabul etmişsiniz biraz para verin diyor. Anlıyorsunuz? Yani bize liderlik edenler fakirlik olduğu için bir ilerleme yok. Bir şey bir ne hani liderliği ne adam diyor ben karnımı nasıl doyurayım. Yani bugün o sorun yok yani. Mesela o dokümanlara baktığımız zaman bugüne geliyoruz. Bugün Kürtlerde o sorun yok. Yani mutlaka böyle bir lideri olsun, sıradan olsun, sıradan kişiler olsun. Öyle bir durum gelmiş ki mesela Fransa'da diyelim ki hani derler ya böyle parayı böyle basit kazanılarak söylemiyorum. Çalışarak parayı kazanan Kürtler mesela öyle bir başarılı olmuşlar ki statüleri gelişmiş. Mesela aldıkları şimdi kaldıkları biz öyle dedim ya 1970'lerde burada Kürtler bunlarda kalıyordu falan. Şimdi öyle bir gelişme var ki dediğim gibi çalışmalarıyla bir başarı yapmışlar. Aldıkları evin şekline bakarlar. Satın aldıkları arabanın yalnız markasına, rengine bakmıyor, bir iç dekoruna bakarlar. Aksesuar var mı yok mu diyor. Bu mesela bizde yoktu ama bu belgelerde Türklerde vardı. Türk şeyinde vardı. Mesela Türklerde o zaman Cumhuriyet Gazetesi Fransızca yayın yapıyor. Fransızlara bilgi veriyor. Kürtlerde ben bir tek kişi görmedim, bir tek Şerif Paşa var. Şerif Paşa ki o da biliyorsunuz belki Stockholm başkonsolosu. Ondan sonra padişah, Osmanlı padişah devletinin birisiyle evli. Para çok çok yakışıklı. Çok yakışıklı olduğu için adama boş herif diyorlar, yakışıklı şerif diye Fransızlar çağırıyor. Nazif tabii onu diyor. O başka bir, o başka bir. Yani çok yakışıklı, çok kültürlü, gazete çıkaran Fransızlar. Adam mesela öyle bir şey yapmış ki, mesela Stockholm'u bırakıyor, Paris Barış Konferansı oluyor, ben diyor gidiyorum, Kürtler için diyor, ben Kürtlerin temsilcisi oluyorum, başka adam da yok. O oraya vardığı zaman, hemen hemen bütün Kürt liderinin mektuplarını alıyor. Başta Seyit Abdülkadir olmak üzere. Berhanların mektuplarını alıyor. Şey yazıyorlar mesela Seyit Rıza ondan sonra Dersim'den 7-8 tane tribün aşire ondan sonra diğer Kürt liderler yani burada dediğim burada Kürt kulübü yöneticileri Paris Barış Konferansı'nın başkanına mektup yazdılar. Diyorlar ki biz Şerif Paşa'yı bizim temsilcilerimizdir. Şerif Paşa fakat bu temsilcilikler, bu birliktelik birkaç ay sürüyor. Birkaç ay sonra tekrar mesela yumuşak olan, yani otonomiyi destekleyen Seyit Abdülkadir mektup yazıyor Barış Konferansı başkanına. Diyor yok biz o bizi temsil etmiyor diyor.
Tabii bunun çeşitli sebepleri var. Herkes bir şeyler söylüyor. Diyor işte Ermenilerle bir şey ilişki kurmuş. Kürdistan'ın bir kısmını Ermenilere falan veriyor. Yani bunu niye buraya kadar getirdim? Demek istiyorum ki Şerif Paşa temsilcilikten men ediliyor. Kürtleri temsil eden kimse yok. Mektuptan buradan mektuptan işaret etmeye çalışıyoruz. Onun için bunları karşılaştırdığım zaman dedim orada mesela Paris'te şey yok. Bir tek Şerif Paşa var, işte birkaç kişi daha var. Süleyman Nazif o zaman, ondan sonra başka tipler falan var da fakat onlar daha uzak. Yani demek istiyorum ki Kürtlerin temsilciliğinde kimse yok ama bugün çok farklı. Çünkü bugün nereye gitseniz mesela şey var, Kürt temsilcileri var. Üstelik bir de bir şans diyelim, bu DAEŞ'in, IŞİD'in Kürtlere saldırması, Kobani'ye saldırması, Güney Kürdistan'da ki şeyleri, Irak'taki atakları, Fransız toplumunu öyle bir Kürtler tarafında o kadar bir sempati yarattı ki nereye giderseniz Kürtleri tanıyor. Nereye giderseniz Kürtlerin, hani Kürt, Fransa'nın en uca köşesine gidin. Kürtler dediği zaman bir de sempatilerini izah ediyorlar. Çünkü Fransa, bu IŞİD Fransa'da 2015 yılından itibaren birkaç tane terör olayları yaptı. Yasa Paris'te çok kişi öldürdü. Yüzden fazla kişi. Fransızlar bundan çok etkilenmiş. Hala etkileri vardır. Ve bunlara göre, Fransızlara göre biz diyor bizi şeyden, DAEŞ'ten kurtaran Kürtlerdir. Gerçi pratikte pek fazla bir şey görmüyoruz da fakat denen o. Şimdi Kürt liderleri konuştum da mesela Osman Sabri'den konuştum. Bir de Liceli Fehmi var. Mesela Şeyh Said'in isyanından sonra o da şeye mesela Suriye'ye iltica etti Liceli Fehmi. Fakat tabii Türkiye'de bir afla falan çıktı 10 sene sonra. O da tekrar geri geldi. Niçin geri geldi? Hep bu fakirlikten diyorum. Yani parasızlıktan, imkansızlıktan. Mesela o da geldi. Ondan sonra burada bir herhalde bir posta kapısının önünde dilekçe mi ne falan yazarak. Yani böyle fakir olarak işlerini bitirdiler. Yani demek istiyorum yani Kürtlerin bu belgelerde böyle anlatıyor bunlar. Ve bunların bir de şu var bugünden farklı olarak. O zaman da bir politik partiler yok. Yani şeyler, kişiler var. Kişilerin ailesi var. Bir de aşire. Yani bu lider arasındaki Kürt lider arasındaki çekişmeler hep bunun etrafında dönüyor. Tabii bir kısmı var bağımsız Kürdistan falan diyor, bir kısmı var otonomi diyor falan da. Fakat yine iş dönüp dolaşıp buraya geliyor. Bir de şeyi sormak istiyorum aslında. Şimdi kitabı yayına hazırlarken de hatırlarsanız birkaç defa konuştuk telefonda, e-mail'de falan. Şimdi gizli denince yani konferansın isminde gizli belgeler falan diyor ama burada aslında çok az istihbari raporlar, yani istihbarat raporları falan da var ama özellikle ilk o 1870'li yıllarda Diyarbakır'dan, Erzurum'dan, başka yerlerden yazılanlar neredeyse o şehirlerdeki toplumsal, siyasal, ekonomik, işte etnik ve dinsel gruplar arasındaki bütün her şeye çok detaylı şekilde değiniyor. Yani sosyolojik bir tahlil, bir analiz gibi duruyor. Bize biraz belgelerin yani mesela diğer taraftan işte Seyit Rıza'nın ya da Kürt Aşiret Beylerinin topluca Barış Konferansı'na, Şerif Paşa'ya, başka makamlara yazdığı şeyler var. Bu belgelerin nasıl, yani kimler tarafından yazıldığı konusunda biraz bilgi verebilir misiniz? Tek tük istihbari raporlar da var veya çoğunda
isim belirsizdir ya da bir rumuzla, bir sembolle şey yapılır ya da şöyle bir mektup ya da şu gazetede bilmem şöyle bir şey yazı yayınlandı, onu ekleyip gönderiyorlar. Tabii o mektuplar bizim açımızdan çok çok önemli çünkü biz millet olarak, halk olarak Seyit Rıza'nın, diğer Kürt beylerinin yazdıkları mektupları saklamamışız. Yani bunlar sanırım ilk kez, yani ben ilk kez okuyorum, başka hiçbir tarih kitabında okumadım. Biraz buna ilişkin bir bilgi vermemiz mümkün mü? Tabii. Şimdi kaynaklar neymiş? Bu belgelerin şöyle kaynakları bile, bu gizli belge, yani bunlar kaç yıl sonra açıklanıyor, ne zaman açıklandı bunlar? Şimdi olay şu, bu belgelerin gizliliği şöyle. 1945 yılına kadar biliyorsunuz Fransa ve İngiltere dünyayı idare eden iki ülke. Bu iki ülkeye gittikleri, bulundukları bütün hemen bütün ülkelerde belirli büyük şehirlerde zaten bir ne diyorlar konsolosluğunun büyüğüne büyükelçilik var. Bir büyükelçilikten sonra her büyük şehirlerde konsolosluklar var. Diyarbakır'da var o zaman. Mesela Diyarbakır'da 1870'li yıllarda, 80'li yıllarda Diyarbakır'da Fransız konsolosluğu var. Yani şu anda yok. Evet. Diyarbakır'da var. Erzincan'da var. Malatya'da var. Elazığ'da var. Biz konsolosluğu. Yani bu konsolos demek yani. Evet. Mümkünse de. Trabzon'da var. Yani dağılmışlar böyle. Şimdi bu her konsoloslukta bir kişi, en az bir kişi not almakla, bunlara bu belgeler, not almakla meşgul. Onun için Fransız bürokrasisi diyoruz ya, Fransız bürokrasisi bu. Ne görüyorsa not alıyorlar. Ve aldıkları notları kendi yorumlarını, o kişi kendi yorumunu koymuyor. Yalnızca ben gördüm birkaç belgede, onu sonra söyleyeyim. Yani bunu aldıkları notları üç yere gönderiyorlar bunlar. Birincisi Dışişleri Bakanlığı'na, Fransız Dışişleri Bakanlığı'na. Başbakanına veya Cumhurbaşkanına. Bir de olaylar, mesela Kürtlerle ilgili ise belge, Irak'taki, Suriye'deki veya da Kürtlerin bulundukları bölgedeki konsoloslara gönderiyor. Ona da fikri olsun diye. Yani bunlar gizli ve olduğu gibi nötr gönderiyor. Öyle bir, yani insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Dediğim gibi yazıyor adam diyor, mesela diyor Tunceli bölgesi, Diyarbakır'da bu sene diyor tifo oldu, bu kadar kişi öldü. Diyarbakır diyor bu kadar ithalat yaptı, bu kadar... Ne kadar kahve ithal etmiş mesela, onu, tonunu, her şeyini... Her şeyini yazıyor. Yazıyor ne kadar ihracat yapmış, tek tek yani. Tek tek yazıyor. Veriler şeyimizde yok başka yani. Ha, çok detaylı böyle bilgiler veriyor. Yani bu bunu niçin veriyorlar? Bana öyle bir şey geldi ki dedim ki ya bu niye bu kadar ayrıntıyı veriyorlar? Kim diyor, hangi aşirette kaç tane silah var diyor, kaç tane at var diyor, hangi bölgede? Ermenilerden diyor, Ermeniler hangi yerde kalıyor, neler yiyorlar diyor, düğünlerini nasıl yapıyorlar diyor, ölüleri nasıl kaldırıyorlar diyor. Hepsini detaylı vermiş. Yani şimdi öyle bir şey ki Fransa'daki bir yönetici, Fransız yöneticisi bu belgeleri okuyor. Bizden daha fazla bilgi sahibi yani. Ya şu müthiş, bizde hiçbir şey yok. Size bir şey anlatayım. Bir gün bir konferans oldu Paris'te. Bir Fransız bilim adamı diyelim. Yani gelmiş Kürdistan'ı geziyordu. Birisi bir soru sordu. Dedi ki ya hani yılanlardan falan konuşuyor. Ya dedi ki Kürdistan'daki yılanlar zehirli midir değil midir dedi. Şimdi orada birkaç kişi dedi ya görüyor musun biz orada büyüdük falan. Biz orada büyüdük, geldik burada iltica etmişiz. Kürdistan'daki yılanların zehirli olup olmadığını gelmişiz. Kürdistan'a gidip gezen, Kürt şehirlerini gezen bir Fransız bilim adamı, yani bir ya iki ya gelmiş, ondan öğreniyoruz. Şimdi bu aynı o şeye gelmiş. Yani biz mesela dediğimiz gibi ben kendi sülalesinin 3-4 babasının gerisini bilmeyen çok Kürt var. Yani bu Fransa'da bir gelenektir. Öyle bir şey ki Fransa'da. Ta 1600 kadar şeye kadar giden aile şeyini götürenler var. Tabii bunun şeyi şeyden geliyor. Bu yazmadan, bu kilisenin doğumları, ölümleri, evlilikleri yazmasından geliyor. Yani.
Bir de onların kültüründe. Bizim kültürümüz böyle hani işte babadan oğlan geçer şey. Onun için demek istiyorum bu, niçin buna Fransızlar çok dikkat etmişlerdi? Çünkü acaba dedim ki bu adamlar diyor yani biz oraya gidersek, işgal ediyoruz zaten öyle bir ülke ya, sömürü yaparsak, bütün Afrika'yı sömüren ülkeler bilerek geliyorlar. İşte dediğim gibi o kimde kaç silah olduğunu bilmesek, kim daha iyi silah kullanır bilmiyorsak, kim devlete karşı, kim Osmanlı ile beraber, kim mesela İngilizler de aynı şekilde. İngilizler öyle bir şey yaptı ki tam şeyde mesela Kürdistan'da, Irak Kürtleriyle tam bir düdüklü tencere politikası yapmışlar İngilizler. Bakıyorsun belli olur. Yani biz onların torunu, onlar bilmemiş mutlaka. Bilseydi mesela Şeyh Mahmud mutlaka hani dediği gibi Kürdistan kralı olacaktı. Olamadı. Adam bir getiriyorlar, bir götürüyor başka şeyle. Ondan sonra geliyor, tekrar geliyor, ihtiyacımız var. Tekrar diyor şeye gitti, Hindistan'a götürdü, gönderdiler. Tekrar Hindistan'dan getirdiler. Yani bizimle onların arasındaki fark bu. Fakat ben bunları şey yaptığım zaman, yani diyorum ya bizde biraz şey var. Fakat bizdeki ilerleme, bugünden hemen karşılaştırıyorum. Bizdeki ilerleme bizim dedelerimize, sülalelerimize göre müthiş, bizde müthiş ilerleme görüyor. Yani çünkü aynı nasıl ki Afrika'daki siyahlar hani neyi yapıyorlardı, getiriyorlardı, gönderiyorlardı Amerika'ya ne olarak, köle bırak, tamam. Köle olarak gönderiyorlardı. Şimdi bizimkiler, mesela Afrikalılarda da büyük ilerleme var. Dünyanın en büyük devletine bir devlet başkanı yaptılar Obama'yı. Şimdi yine bu bölgelere baktığım zaman şöyle bir şey diyorum. Bu buradan anlaşıyoruz, yazıyorlar bunlar. Diyorlar ki ya Kürtlere siz ne devleti veriyorsunuz ya? Fransız, bu eski Fransız Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing'in bir amcası. Oyla Sykes Picot var ya, Picot. Ya diyor siz Kürtlere ne devlet veriyorsunuz? Ya, bu kim idare edecek Kürt bağımsız devletini? Otmanlar'da vermeyin. Sykes'i savunuyor. Bak Sykes'i savunuyor ama o Fransız'ı söylüyor. Ya diyor otonomi ne verirse, sizinki hangi Kürt savunacak? Buradan sonra. Bugünü gördüğümüzde, görüyoruz ki mesela Güney Kürtistan'da bağımsız bir devlet gibi. Ve bugün savunuyor, yani Avrupalılar demek istiyorum. Bugün Kürtlere bağımsız olsun diyorlar ya icabından. Onlar da bir devlet olsun diyorlar. Veyahut da otonomisi olsun. Yok veyahut da hiçbir şey vermiyorsan bırakın kültürlerini yaşasınlar diyorlar. Niçin? Çünkü yapabiliyorlar diyorlar. Ama o zaman demiyorlardı. O zaman dediğim gibi yani bu Kürt ilerlemesini bu belgelerde bugünden karşılaştığımız zaman gayet iyi görüyoruz. Bir de şöyle bir şey var mesela ben diyorum ki bizim bırakın şimdi ta 1800'lere gitmeyi 1970'lerde falan mesela bugüne. Biz diyorduk ki ya bizim hürriyetimiz mi var? Hürriyet yani gazeteyse demek istiyorum. Yoktu, hakikaten yoktu. O zaman yok olduğu zaman hiçbir şey yapamazdık. Fakat şimdi mesela bana göre sizin tweetleriniz 10 tane Hürriyet gazetesine bedel. Yani biz şey var, imkan var. Bizim imkanlarımız bu rezo sosyolar bize bu şeyi imkanları olmayanlara eşit hale getirdi. Bu eşit hal olduğu için Kürtlerde bir yükselme var. Bu bölgeler şeyden. Bir de şimdi bu bölgede bir Osman Sabri'nin bir şey var, diyor onlar mahkemeye çıkarıldığı zaman diyor, biz mahkemeye çıkardığı zaman mesela bu salonda diyor 70 kişi var. Hakim diyor, bir yer geliyor diyor. Bir numaradan 27 numaraya kadar 10 yıl ceza, hapis cezası. 27'den 38'e kadar 25 yıl ceza. 38'den 65'e kadar... Fransız hakim. Ha? Suriye'deki... Yok, Türkiye'de. Türkiye'de. Osman Sabri'nin dediği,
Ondan sonra 70'ten 75'e kadar idam cezası. Yani şimdi niçin söylüyorum? O zamanıyla bu zamanı karşılaştırmak için. Bugün de cezalar var. Fakat hemen haberimiz oluyor. En azından o zaman kimsenin haberi de yok. Burada bir şey yani ben bu belgelerde çok merak ettim, bulamadım. Dedim mi acaba bu kadar bu Fransız temsilciliklerinde, büyükelçiliklerde, konsolosluklarda yazan bu kişiler, bu notları gönderen kişilere ne cevap gönderilmiş? Yani nasıl acaba yönlendirme var mı falan diye bulamadım. Öyle acaba dedim bir yönlendirme var mı? Bunu yapın, bunu yapın falan. Bir de şöyle bir şey oldu bende. Hani dedim ya bu kişiler genellikle oldukça nötr. Yani tarafsız yazmaya dikkat etmişler. Yalnızca bu 1928'de yapmış bu Aris isyanından Dersim isyanı arasında şey yapmışlar. Bu kişiler birkaç belgelerde, birkaç onlarca belgede kendi analizlerini koymuşlar. Kendi görüşlerini mesela diyorlar ki ya Kürtler diyor o. Onlar da diyor işte yani böyle Kürtlere diyor bir şey vermeye lüzum yok. Bazısı diyor birkaç yerde vahşi de diyor diye yazmış. Normal olarak hiç başka bir yerde yazılmamış. Bu işte bunları sebebi de o zaman bu Atatürk'ün yaptığı Avrupa'yı şeyler nedir? Reformlar falan. Zannediyorum bunları göz önünde bulundurarak böyle notlar koymuş bu belgelerin arasında. Yoksa genelde dediğimiz gibi hep bağımsız çünkü devletin politikasını bu belgeler yönlendiriyormuş. Bu sizin arşiv çalışmanız, yani bu kitapla mı sınırlı olacak yoksa 1945 sonrasından günümüze kadar veya işte o gizli belgelerin açıklandığı tarihe kadar başka bir çalışma düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Şimdi şunu söyleyeyim bu kitabı. Bu kitap, bu da belgelerde bulduğum bir şey. Resmi değil, yani resmi Fransa'da buldum, ben buldum bunu. Bir kartpostaldı böyle. Bunu da 10 sene, 15 sene önce, çünkü Fransız eski, Fransızlar atmıyorlar. Biz atıyoruz veyahut da mecbur bırakıp geliyoruz. Bırakıyoruz, gidiyoruz. Bu ne kitap yani, biraz onu anlatayım. Bunu anlatayım ben. Şimdi bu resimde istedim, bu da ilk resim, belki ilk görürsünüz. Başka örneği yok böyle. Şimdi bu kitabı yine bu belgelerde bunu böyle bir şey olarak buldum. Bir kişi yazmış. Fransız mıdır, Alman mıdır, İngiliz midir belli değil. Yalnız şeylere baktım ve ne zaman yazıldığı falan. Çünkü ismi yok. İsmi yok. İsmi yok. Bir de sunuş yok. Nedir bu? Introduction. Yani prezentasyon böyle. O sayfalar yok. İsmi de yok. O belgeler arasında dedim ki çok ilginç bir şey. Çünkü bu yazısı 1920'ye takip ediyor, tekrar biliyor. Niçin 1920? Basılı bir eser mi yoksa el yazması mı? Aynı bunlar gibi. Aynı bunlar gibi. Belge. Basılmamış. Yok. Aynı bunlar gibi. Belge. Belge. Orijinal. Onun için bunu da resmini çekerek böyle şey yapıyor. Aynı şekilde yani yöntem aynı. Şimdi bu şeyden bahsediyor ki mesela Maden'den başka bir şehrin ismini veriyor. Oraya da gitmiş adam, bunu yazan adam. Orada diyor yollar yeni yapıldı diyor. Çünkü Almanla bu dozerleri midir nedir? Top atıyorlar ya. Tankları pardon. Alman tankları yolları bozmuş diyor. Oradan geçti diyor. Yeni yapmışlar diyor. Ondan sonra bir de metre kullanıyor. Ondan sonra diğer şeyinde mile kullanıyor İngilizce, yani uzunluk ölçülerde falan. Bir de diyor bizim Irak Kürdistan'ına bahsediyor, bunların bize dahil olmasını falan dediği için, yani adamın Fransız mı olduğunu
ne olduğu, şey mi olduğunu bana göre İngiliz bir kişi bunu yazan. Olduğu kitap gibi yazmış dedim, eksiklik olduğu gibi resmini çekerek olduğu gibi yazdım. Bu dedim, bu da şeydir çünkü bir belge. Orijinali hangi dildeydi? Fransızca. Fransızca. Aha. Fransızca. Haydi olduğu gibi. Yani eksikliği bunda adamın ismi, bir de akkodüksiyon. Sizin diğer şey yani, tabii burada beklemedi. Beş olmasına. Tabii, düşün. Evet. Şimdi, tabii. 1900... Suriye'de egemenler. Evet. Birçok merak edilen konu var. Doğru. Şimdi bu belgelerin 1945'ten 1979'a kadar belgeler de var bende. O tabii dediğim açıklanmış gibi... Açıklanmış mı 79'a kadar? Yani evet, evet. Şimdi şöyle, şu belgeler, belgelerin hepsi açıklanmıyor yani. Yani bu tarih, bu senede bu kadar belge... Eskiden 50 yıl geçtikten sonra mesela bana, Türkiye'de öyleydi. Bak Türkiye'de 50 yıl geçtikten sonra bazı belgesine göre değişiyor. Tabii her belge. Bazısı 10 sene, bazısı 20, bazısı 50, bazısı 100 sene. Bazısı da hiç açıklanmıyor. Bunların açıklananı mesela 50 sene sonra veya 50, 100 sene sonra açıklanan bu belgelerin içinde bazıları var, hiç açıklanmıyor. Diyor ki Fransız devletinin çıkarına aykırı. Yani öyle. Fakat ben işte benim bulduğum yani onların bize sunduğu belgeler işte onun şimdi kısmet olursa zaten o da Fransa'da artık herhalde bir seneyi bulmaz. Birkaç ay falan. Sonra zannediyorum 1945'ten 1979'a kadar olan belgeler Fransa'ya yayınlayacağız kısmet olursa. O sonra da size. Biz de çevirtiriz. çok teşekkürler. Zamanımızı ona geliyoruz. Şimdi istiyorsanız soru veya ortada bulunmak isteyen varsa. Peki, sen maskeni. Tebrik ediyoruz, sağ olun. Elinize sağlık. Süleyman Nazif dediğimizde, Süleyman Nazif o dönemde Avrupa'da mıdır? Bildiğim kadarıyla Musul valisiydi, valiliği yapıyor. İddiaçıların en önemli adamı. Kürtlerle pek alakası yok. Süleyman Nazif değil de, şeyin, o, burada bir, yine bir doktor da geldi burada. Bir Sekman kitap, mı? He? Sekman mı? Yok yok, Mehmet Sekman değil. Aklımışım başıma değil, bu aklıma gelmedi de. Süleyman Nazif değildi, şey neydi o doktor geldi, ondan sonra Kürtler üzerine, Kürtlere karşı bir kitap yayınladı. Ondan sonra affedildi. Ha? Şükrü Sekman. Şükrü Sekman diyor mu? Şükrü Sekman. Doktor Şükrü Sekman. Evet, o zaman aktif olan, ondan sonra buraya gelmesi için bir kitap yayınlaması gerekiyor. Onu oydu, hakiki karşısında. Evet, evet. Süleyman Nazif'in de Frankofon bir tarafı var. Tanıdın mı? İttihatçılığı. Sürekli bir şey. Kerem. Türkiye bölgeliyle, Türkiye'nin fanı da özelliğinde şey. Herkese konu, herkese kar. Denk olun. Size dönemiyor. Bu, hemen giderek gördüm. O ara günü benden ki, bunu bilim nereli, yani abacı kurdu nereli, tarafı bir şey tutanıyor. Bak da tahtın çiçek barı mı kışan ediyor. Hazar Nasır'ı bir sürü nefanda Lehi'de ilan ediyor Serhazan'a böyle şeyde bir melefeyi. Bunda hep gibi düşün sana. Sen hep dur, belki de. Bu kadar, her geçerim bir sonra... Hazar Nasır'ı bir sürü daha Ali Rojilat, Serhazan'a mı Halil Şebu'ya da hakkı öyle çiçek her belgeye alıyor. İran ki ne bizim İran müzeyde? İran, iyi İran ne? Hazırı, Nasır'ı çalıp Bencan'da, çalıp Şaşan'da, vakit muhabbeti. Ve yani abi ki ne kadar gelsen kardıkım, yani abi ki bana şey, bu belgeye kesin muhabbeti hana, ben cadde derd dinledim. Yani ben hemen kendi eser muhabbet çevirdim çünkü. Vallahi yani ne zaman sen muhabbet halu hamu tab habbekim. Tabi muhabbetim ama gerek muhabbet ya. Çünkü yani bu yani bir tünel yani. Çünkü bana bir şey,
bunların Serdar Agil dedi söyledi ki. Serdar Agil, Erkaçı yani ötekiliği kaçı mı? Ya Bedir Kanyon da bunların ötekilerin başkanı var ya Agil, evet koyu ne? Ötekiliği kalıp koyu ne? Hedefi kalıp ona. Mefam ne diyorsun? Bahsa koyu bunu Serdar Agil. Ali. İyi abi, Ali. Abici, ev havun. Em nikam mezut me nikam me ducaran secaran çum verdela. Yani bu ve bibliotek kütüphane diyor ya kütüphane. Me ev minnedi mücva ve mugu çum atunlar. Ya me başka ne me sor me rıt sekir me dit. Nikam jibuy ve ve kütüphane dinda. Mugu de ya. Çalı pencer haftu haftu nan. Evi evi kez dedi mi ne be? De 28 hani siu yeki siu dünya. Yani ser ve isyana arıye. Evci hain. Burada tutun ha? Ama de pratika peşinde evi kez peşinde ne be de mek mekiren ne be? Yani ama peşinde mi bu şey? Ne tadı falan diye. Yani bu علاقه سرندان اجلی ها بود به آ ملخلی به جیپیوندیه که آنها بو آن در حقیقت میشه. آره آره. علاقه این پر هم مثلا به آب وقتا کرده ترکیه تا به وقتس ایسان نوری پاشا ایسان چکرن ل اوی که ل ایرانی گل اشدت هاتون yani varan tabi İran'a dohatın çün. Ye ve ye Kürde Türkiye'de çün İran'a dohatın. Mesela Rusya beri de çün Rusya dohatın yani yardım dohatın evet dedim. Yardım dedim. Neden hep de. Ye Rusya mesela sınırı yapar. Kutkır. Kutkır. Hatta Sülye Kurdan, Kurdan da kast yani askeri Rusya. Ama İran'a daha bu bekliyor. Jibuy ye ve ye ke ke isyana ağrıya hılas bu sınırı Türkiye bu evke dergeçti. Türkiye bu İran'ı. Jibuy ban bu için. Çünkü evka çime dönüşe ilişkiye kurdeyiz. Evke hemen hemen nastıkın mesela pır evet yardım simko yani simko merof ki gel ki baş yani kurde evet kurde Irak'a problem çeldi simko merof ve falan dedi ki bu evet ki Türkiye ki problem çeldi simko dışarı mı durar ye yedirci yani ye kurdu Türkiye'yi düşündü bandır ama. Yani var evki tünel. Yani hep sınırı vekir bu. Yani cendeme tünel. Ve hatta sıveha un ibare tünel. Şef tünel. Yani ilişki olan her. Evki tabi ye haybuneci. Zaten haybunezi ve evki ve heye. Mesela evka ala İhsan Nuri Paşa haybun edecek. Yani mesela deklarasyon var ya tabi çünkü vakti ki ben Türkiye hani vakti mi fazla ki ben lideri kurdum fakir. Dikkat dikkatim bakın hani yardım edebilirim başının ne dikkat ya. Hatta dışlandın mesela. Zamanı ve ev koştun. Yekte
ten etini, mektu etini, name etini, gerek ise şu oldu. Hatun mesela hayalin mal etkilerin, şu mal etkiler bitir, ne başlıkat ya, ne kaniye herre. Yani ilişki, hem muhav, hem zirve, hem ziyi dersimeci mesela. Yi dersime bak fikrim ki, yani mesela yi dersime hani demek ya bu alabilirimle, sünyan ne çöne, hani bira yardım ne kına. Yani pır, pır yardım deyince Kürdünçe. Alikari. Alikari her şey. Yani pır alikari kına. Ama çak mın henge peşler bu, böyle hürriyete kurdan tın da bu. Evşi tın da, tüvü tercih tın da bu. Ama bu tüneti adam, disancı alikari, pır alikari havla kına. Yani bu veya ki kasara bu evk tuna, hatak tuna. Yani evka kova kasma. Başa, bir sek dün götmektim, ne benim hediye edip ben dayı yaptım. Bir şey sordum, bu Hoygun Cemil'in alakalı yeni belgeler var mı? Tabii. Şimdi elimiz belgeler var. Hı. İşte bu belgeler şeyde... Cemil arşivinde bir de şey var. Rastgele kitap olarak bir belgeler var, bir kitap var. Bir Cumhuriyet Arşivi'ni bildiğimiz Boygun Alaka belgeler. Yeni çıkan belgeler var mı acaba Boygun Cimri'yle alakalı? İşte bu Boygun'un en çok bilgisini bu 1900 bu Ağrı'da isyanında en etkili olduğu zaman Boygun'un sesini duyduğu zaman o zaman. Evet. O belgeleri ben sonradan buldum. 1900, evet. Burada demişiz 1874-1945 demişiz. O belgeleri bulamadığım için buraya koyamadım. O belgeler bu gelecek kitapta. Yani, ama gene bir şeyler var. Yeni belgeler var. Hoygun'la ilgili gene baktınız mı kitabı? Yok kitabı da bakamadım. Kitapta evet. Gene kitabı var. Daha önemli bir şeyler var ama evet. Bilmemiş. Yeni şeyler oldu. Evet. Fakat orada dediğim gibi Hoygun'un en çok yayınladığı bilgileri, yaptıkları toplantıları, neler yapması gerektiğini, İhsan Nuri Basay'la ilişki falan şu bu. Yani o belgelerde o zaman en çok gözüken devre Haygun'u 1928-1932 yıllar. Zaten ondan sonra Haygun şey oluyor. Tamam. Evet. 45'lere kadar bir şekilde şeyi devam ettirebiliyor zaten de. Yani o süreç içerisinde yani sonuçta Fransız mandasındaydı Suriye. Evet. Kürt milliyetçilerini bir şekilde destekliyordu o dönemde hani. Bununla alakalı mutlaka belge var mı? Yeni belgeler bizim bilmemiz Fransız diplomatik arşivinde. Mutlaka rastladınız mı diye merak ettim yani. Yani şöyle Kürt milliyetçileri o zaman Fransızlar Züstem Hanım o de, şey yapmıyor. De, yani şimdi şöyle bir şey gördüm Züstem Hanım. Bu belgelerde vardır bunda Fransızlar mesela Türk, bu Suriye'ye yerleşen Kürt liderler var. Evet. Hacıva, aşiretiyle mesela gitmiş Suriye'nin gitmiş oraya Suriye'nin bir yerinde şeyler var nedir bir yere yerleştirmişler çünkü her giden iltica edenlere oraya Suriye Fransız temsilcisi bir yer veriyordu böyle. Burayı sen ek, biç, işte şöyle bir yer. Ona da bir yer vermiş olmasına. Türkiye diyor ki yok bunları sınırdan 50 kilometre uzağa götüreceğiz. Yani bugün diyorlar yani uzak bu sınırı o zamandan geliyor. Evet. Türkiye bir şey de icat etmemiş. O zamandan almışlar yani. O zaman mesela diyor Osman Sabri dediğim gibi oradadır. Biri akrabasına kalıyor işte. Hacı Ağa'ya gidiyor. Hacı Ağa onları destekliyor. Yok diyor burada kalamaz. Hacı Ağa o zaman nereye gidiyor? Beyrut'a gidiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Kamran Celal Beyler de yani sınır onlarla kazalarının işte şeylerine gelmeleri yasaklanıyor. Yani. Yani yalnız ülkelerine gelmeleri değil. Bir de diyor 50 metre. Onun için onlar gidiyor Lübnan'a gidiyorlar. Ya da evet. Çünkü başka yerde Şam'dan falan şu bu şey bulamıyorlar. Yani o Fransızların Kürtlere yardımı yok o zaman. Şöyle siyasi açıdan demek. Evet siyasi olarak işte yani tek yaptıkları belki de Kürt diline, Kürt şeylerine yani evet.
propaganda da pek şey değil. Ya zaten orada rahat bir şekilde hani devlete çıkarabiliyorlar. Yani havadayız falan çıkarıyorlar ama orada bir kısıtlama falan yok yani. Fransızların yaptığı Kürtlere yönelik bir şey yok yani orada. Şey... Yani Kürtlere de kısıtlaması yok. Rahat bir şekilde yayın yapabiliyorlar Suriye'de o dönemde. Yani tabii şeylere göre, Irak'a göre, Türkiye'ye göre daha şey, daha türesi. Onları idare etmek istiyorlar Suriye'yi. Olayları ki kişileri nasıl yapalım, zaten bu notları onun için şey yapıyorlar. Bunlar bu notları gönderiyorlar diye, onlar diyorlar böyle, bunu böyle yapın, bunu böyle yapın. Ben onları göremedim. Şimdi onların peşindeyim. Bulursam çok ilginç bir şey olacak. Çünkü derler, belki derler, bunu yapın, şunu yapın, bu adama tutup deyin, ona karışmayın falan. Olaylar böyle oluyorlar. Onu belki açıklarlar mı, açıklamazlar mı? Çok teşekkürler. Son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa son sözlerinizi alalım. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir iş yaptınız yani bu belgeleri, dediğim gibi olmayan belgeleri. Yalnız Kürtlere değil de Türk araştırmacılara, Türkçe bilen bütün araştırmacılara bir şey, bir hediye yaptınız. Onun için Avesta yayınlarına teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. İsmail Beşikçi Vakfı bize bu salonu ayırdığı için teşekkür ederim İsmail Beşikçi Vakfı. Gönlük İspas. Yararlar. Yararlar.